Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu anda tüm dünyayı kasıp kavuran Pokemon Go çılgınlığına bakacağız. Arkadaşlar şimdi öncelikle oyunun tarifi basitçe şu. GPS üzerinden haritada sizin konumunuzu belirliyor ve etrafınızda olan Pokemon'ları yakalamanızı istiyor. Bunun detaylarına zaten videoda gireceğiz. Ama hemen şundan bahsetmemiz lazım. Oyun Türkiye için indirme henüz kapalı. Oyunu indirebilmek için Android'de APK, iOS cihazlarda ise ülke değiştirmeniz gerekiyor. Bu yöntemleri aşağıdaki açıklama kısmında sizlere detaylıca anlattık. Oradan faydalanarak oyunu telefonlarınıza indirebilirsiniz. Oyunda yapmak zorunda olduğunuz şey gezmek arkadaşlar. Yalnız bu gezme işlemi sırasında fazla gaza gelmeyin. Bizim bildiğimiz İstanbul'da biri gözaltına alınıyor emniyetin bahçesine girmek isterken. Bir de ABD'de yaşanan bir olay var, işte soyguncular kuytu köşelere gelen Pokemon avlayanları çatır çutur soymuşlar. Oyuna girdiğinizde ilk sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda sağ altta yer alan çubuğa dokunduğunuz zaman yakınlarınızdaki Pokemon'ları görebiliyorsunuz. Oyun içerisindeki ortadaki topa tıkladığınız zaman daha geniş bir menü açılıyor. Bunu da işte shop ve items kısmını anlatmayacağız. İşte birinden alışveriş, diğeri de eşyalarınız bilmem ne. Hemen sol tarafta yer alan Pokemon'lara bastığınız zaman elinizdeki Pokemon'ların listesini görüyorsunuz. Onun sağında X göreceksiniz. Bu X arkadaşlar topladığınız yumurtalar, bunlar belirli görevlere göre açılıyorlar. Ne bileyim 2 kilometre yürüyünce bir tane yumurta açılıyor. Hemen üst tarafta da Pokédex'i gör. O da arkadaşlar sizin bu zamana kadar yakaladığınız ve yakalayamadığınız tüm Pokemon'ların listesi. Ayrıca da koleksiyonu ne kadar tamamlayabildiğinizi oradan kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar oyuna başladığınızda size bir miktar Pokemon topu ücretsiz olarak geliyor ve bunlarla Pokemon avlıyorsunuz. Fakat bir süre sonra bu toplar bitiyor. Ne yapmanız lazım? Harita üzerindeki en yakın Pokestop merkezine gidiyorsunuz ve oradan kendinize ne bileyim iksirler, toplar falanlar filanlar edinebiliyorsunuz. Kokcimler arkadaşlar, arkadaşlarınızla veya dünyadan o noktada bulunan farklı insanlarla kapışmanızı sağlayan merkezler. Bir iki önemli detay var. Birincisi, karakteriniz level 5 olmadan Pokcimlere giremiyorsunuz. İkincisi, eğer bir Pokcimi işgal etmek isterseniz, yani oraya sahip olmak isterseniz, daha önce orayı işgal edenin bıraktığı büyük Pokemon'u, muhtemelen güçlü bir Pokemon'u yenmeniz gerekiyor. Fakat bu işlem sırasında şuna dikkat etmeniz lazım. Diyelim adam oraya level 100 bir tane su elementi Pokemon bıraktı. Sizin elinizde de level 300 ateş elementi bir Pokemon var. Şimdi bunlar kapışırsa level 300 olan level 100 olanı alır. Şöyle düşünün, su ateşi bastırır, yani sizin Pokemon'unuz ciddi hasar alır. Öncelikle Poketoplarınızla Pokemon yakalamak için onları attığınız sırada Pokemon'un tam kafa hizasına gelmesine dikkat edin. İkincisi ise ekranda yer alan imlecin en küçük anında atmaya çalışın. Bir diğer nokta olarak yakaladığınız Pokemon'ların seviyelerini şöyle atlatabilirsiniz. Şimdi hep aynı Pokemon denk geliyor falan filan, buna moraliniz bozuluyor. Halbuki moraliniz bozulmasın, level 5 olana kadar tüm aynı Pokemon'ları biriktirin. Daha sonrasında bunların düşük CP'li olanlarını profesöre gönderin. O size onun karşılığında bir kendi, yani şeker verecek. O şekerle elinizde tek kalan en güçlü CP'li Pokemon'u yükseltebilirsiniz. Ayrıca yine Pokestop'larda kullanabileceğiniz Lure Modül adlı bir cihaz var arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünün. Siz bir Pokestop'a Lure Modül yerleştirdiğiniz zaman siz ve o Pokestop'un etrafında olan herkes bir anda Pokemon yağmuruna tutuluyor. Etraftan yüzlerce değil de onlarca farklı Pokemon'u yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde oyun ekranında size 3 tane Pokemon veriliyor. Bunları almayın, kabul etmeyin. 10 dakika etrafta gezin. Bir sokak başına geldiğinizde Pikachu size el sallıyor olacak, direkt onu alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben de Aydoğan'la birlikte bir Pokemon macerasına çıktık. Hemen bir onu izleyelim, bakalım neler yaşadık. Şu anda bulunduğumuz yakın yere bir Pokemon tespit ettik. Hemen bu macera dolu yolculuğumuza çıkıyoruz. Evet, şu anda bir adet Rattata bulduk. Şimdi Pokemon topumuzu parmağımızda tutuyoruz. Mantıklı bir biçimde kafasına doğru atıyoruz ve Rattata bizimdir. Buradan yakaladığınız Pokemon'un özelliklerine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte neymiş, atak özellikleri neymiş, hangi bölgede yakalanmış, işte ne bileyim CP'si neymiş, Stardust neymiş vesaire vesaire. Tekrar geri yaptığınızda karakteriniz sizi tekrar yürüyerek karşılıyor zaten. Şimdi size hemen hızlıca araya modunu göstereyim. Yani haritada gerçek görüntüler üzerine Pokemon yerleşiyor. Yine aynı sistem, Poketopumuzu atıyoruz ve Pokemon bizimdir.
Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Hep birlikte bir Pokemon macerasına atılmış olduk. Yalnız bizim sizlerle konuşmak istediğimiz bir konu var. O da şu arkadaşlar. Şimdi artık gelecekteki oyunlar sizce böyle gerçek haritalarda mı, yani benim mahallemde, benim sokağımda, bulunduğum yerde böyle Pokemon gibi mi geçmeli? Yoksa siz çizilmiş haritalarda böyle senaryo oyunları oynamaktan daha mı fazla keyif alıyorsunuz? Ben önce bir Aydoğan'a soruyorum. Aydoğan, sence? Gerçek. Bence de çizilmiş haritalar. Acaba siz ne diyorsunuz? Görüşlerinizi yorum bölümünde bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hemen bizim İzmo tabelasının üzerine dönmekte olan videoyu tıklayarak Lenovo Yoga 900 dizüstü bilgisayar incelememize ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz. Bekle.